Bu da örf adetlerimize şöyle yansımış. Demişler ki çanak çömlek yapmasını bilmeyen erkeğe kız vermeyelim. Halı dokumasını bilmeyen kızı almayalım diyerek günümüze kadar bu sanatı taşımışlar. Ama o dönemde her halı dokuyan, her çömlek yapan erkeğe kız vermiyorlar. Bazı testlerden geçiyorlar. Yani kızın kilimine bakarlarmış. Güzel dokuduysa sabırlı diye testten geçer. İlmeği yamuk yumuk olursa ama bu kızın kendine faydası yok, bize hiç faydası olmaz der. Kızdan geriye vazgeçerlermiş. Akıllı kızlar hariç. Onlar genelde ne yaparmış? Başkasına. Uyanıklar belli olur. Başkasına yaptırırmış diyor. Annesinin kilimini gösterirmiş. Ama garip bir erkeğin öyle bir şansı yok. Çünkü onu canlı test ediyorlar. Hadi bakalım oğlum, sen bizim kızımızı test ettin, biz de seni canlı test edeceğiz diyerek ondan çömlek yapmasını isterlermiş. Çocuk uyanıklık yapar. Efendim ben size bir vazo yapayım dermiş. Vazo en kolay olduğu için. Ama kız tarafı çömlekçi bir aileden geldiği için, oğlum sen bize öyle bir vazo yap ki ilk başta vazonun kapağını, sonra altının şişesini ölçü aleti kullanmadan kapak vazosuna otursun ve gözyaşı şişesi olsun der. Kapak oturursa kızı verirlermiş. Kapak eğer dışına taşarsa, oğlum pek de nispet delikanlıymışım, İşte boyluymuşum, bacaklıymışım ama velakin çömleğin kapağı olmadı, bizim kızın yaşı olmadı, kusura bakma evladım der, kızı alıp götürürlermiş. Bu yaptığım size özel testinin ismi gözyaşı şişesi. Gözyaşı şişesinde rivayete göre iki inanışı var. Birincisi, kocaları savaşa giden eşleri bunun içine alır. Sağ salim dönerse gözyaşlarını, cenazesi gelirse mezarına koyarmış. Böyle açıklı bir hikayesi var. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet, yine Hititler döneminde her genç kızın bir tane böyle gözyaşı şişesi olur. Gözyaşlarını içine akıtır, doldurursa hayalindeki erkeğe kavuşurmuş. Bu da ikinci rivayet. Yalnız biz ikinci rivayetin rivayet olduğunu kanıtladık. Böyle diyerek çok genç kızlara gözyaşı şişesi sattık. Evlenen hiç olmadı. Sizler inanmayın ama ben de bir şansımı denemek isterim diyen var ise, herkesin gözüne göre içeride şişe var. Yani bunu bir Türk'ün gözüne göre yaptım. Rahat doldursun diye. Ama bizim buraya eskiden biliyorsunuz çok Japonlar da geliyordu. Onların gözleri çekik, biraz da küçük olduğu için daha minik, ekonomik boylarda da onlara yaptık. Ama parantez açıyorum, sosyal mesaj vermeden de geçemeyeceğim. Dünyanın neresinde olursa olsun, kadına şiddete hayır diyoruz, kadınlarımız artık ağlamasın diyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim, sağ olun. Bakalım kapak oturacak mı? Oturmaz diyen var mı? Olur. Ama el alışkanlığını... Yıllardır bir şey diyorsunuz, ben diyorum. Evet. Oturmaz diyenler o zaman el kaldırsın. Onlara çamur atacağım da. Tam karşımdasın, farkındasın diye mi? Geçen gün Kayseri'den bir teyzemiz geldi. Ona sordum. Teyzeciğim dedim, kapak olur mu olmaz mı? Teyze döndü, tepeden tırnağa beni bir süzdü. Dedi ki, evli misin, bekar mısın? Dedim ki, hayırdır teyze? Amacın ne? Kızım mı var, bana mı vereceksin? O yüzden mi sordum? Yok oğlum dedi, beni yanlış anladın. Kızım olsa da zaten sana vermezdim dedi. Niye teyzem, ne eksiğimi gördün ki dedim. Eksik değil oğlum dedi, çok fazla konuşuyor. İyi de teyzem, niye sordun o zaman dedim. Çok basit oğlum dedi. Ev... Şöyle olması gerekir. Alkışlarınız için teşekkür ederim. Ben sizlerle varım.